Değerli izleyenler, TV.net ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün beslenme tartışmaları üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz beslenmeyle ilgili diyetisyenler, hekimler, herkes beslenmeyle ilgili bir şeyler söylüyor. Farklı şeyler söylüyorlar. Ortak noktada buluştukları yönler de var ama biraz kafa karışıklığına galiba neden oldu. Yine daha bildiğini okuyor biraz ama diyetisyenlerin çok da kapısını aşındırıyoruz. Hem sağlıklı beslenme dediğimiz olgu için hem de zayıflamak için ama birçok tartışmanın maalesef halk ortasında kalmış durumda. Bugün beslenmeyi bir akademisyenle konuşacağız. Bir üniversite hocasıyla konuşacağız. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Ben bugün beslenme konusunu bir akademisyenle, şu anda üniversitede beslenme ve diyetetik bölüm başkanı bir hoca ile konuşmaktan mutluluk duyuyorum şu anda. Çok çünkü teşekkür siz, ederim. Bilimsel çalışmalarla ilerliyorsunuz daha çok. Tabii ki diyetisyenlerimiz çok kendi alanı, çok iyi diyetisyenlerimiz var ama sizlerin akademisyen olması dolayısıyla çok daha bilimsel gerçekleri takip etme şansınız daha yüksek ve öğrenci yetiştiriyorsunuz. Öncelikle bununla başlamak istedim hocam. Şöyle ama girmek istiyorum. Şimdi birçok kişi beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Beslenme uzmanı olmayanlar, farklı alanda branşlaşman hekimler de beslenme alanında bir takım bilgiler bizle paylaşıyorlar. Doğru diyoruz, yanlış duruyoruz. Bu söylemler hakkında genel olarak ne düşündüğünüzü ben sormak isterim. Evet, önce beni davet ettiğiniz için kanalınıza ve size çok teşekkür ediyorum. Beslenme çok, hele de bugünlerde çok popüler bir konu. Hem davetiniz için teşekkür ediyorum hem de şu anda bizi ekranlardan izleyenlerin bugün çok önemli İslam alemi için Kadir günlerini kutluyorum. İnşallah daha birçok yıllar sağlıklı nice Ramazanları birlikte geçiririz. Ve Gazze'yi sonunda da buradan ben de anmak istiyorum. Evet, aslında yastayız hala. Milli yaz, sürecindeyiz. Ben bir an önce Gazze'deki sıkıntıların da gitmesini rica ediyorum. Biz burada sağlıklı beslenme yönelik, sağlıklı yönelik birçok şey konuşuyoruz ama İnsanlar aklımız hayatlarını orada kaybediyor. Aklımızda bir yandan orada kalıyor. Bir yandan da hayat devam ediyoruz. Buradan zikredelim. Evet. Kınadığımızı da söyleyelim. Ve de 3 gün sonra da Şeker Bayramı'nı kutlayacağız. Hani belki Ramazan Bayramı ama diğer adıyla da Şeker Bayramı. İnşallah Türk insanlar en az şeker kadar keyifli, tatlı bir yaşamı sürdürürler. Şimdi beslenmeye gelince size gerçekten beslenme konusunu bugün hedeflediğiniz için teşekkür etmem lazım. Çünkü beslenme bilimi son 100 yıldır dünyada değer bulmuş ve belli bilimsel gerçeklerle hızla yükselen bir bilim dalı. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman geçmişi, diyetisyenliğin geçmişi sadece 50 yıl. 50 yılın içerisinde diyetisyenler yetişti. Tek bir üniversitenin diyetetik bölümü varken bugün 50 üniversitede hocası olmayan ama 50 tane diyetetik bölümü de açıldı. Belki hem kanayan bir yara başladı hem de bu mesleğe ihtiyaç arttığı için de süratle diyetisyen yetiştirilmesi gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi diyetetik sadece beslenme bilimi değil, bunun içinde toplumla iletişim kurma bilimi, topluma doğruları anlatabilme becerilerini geliştirdiğimiz bir meslek olarak yaşamda çok büyük de ilgi alanı oldu. Evet, çok fazla beslenme dendiği zaman belki insanlar sadece bunun yeme içme olduğunu veya kendi hoşuna gidenin tüketilmesini veya kendisini daha formda, daha fit hissetmek adına her gün magazinlerde gördükleri insan figürleri ne ulaşabilmek adına da bir araç gibi görüyorlar. Ama Ayşegül Hanım, Asuman Hanımcığım, en önemli konu burada insanların kaliteli yaşaması, en az hastaya hastalanması, en az hekime gitmesi için de çok önemli bir bilim dalı. Biz bu nedenle diyetisyenleri topluma yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim diyetisyenlerimiz şu anda daha çok hastanelerde görev yapıyor. Çünkü önce diyetetik hastaların beslenmesinde
onların hastalığına uygun düzenlemeler yapmak demek. Hastalıklarla özel beslenme evet. gerekiyor. Diyet toplumda çok fazla diyet diye kullanılıyor ama esasında diyet hastalıktaki beslenme şeklidir. Ama beslenme dediğinizde sağlıklı, çocuk, büyük, küçük, yaşlı, sporcu hepsi bir beslenme bilim dalı altında değerlendirilir. Hocam şimdi sudan ben aslında biraz başlamak istiyorum. Su içmeden daha uzun süre açlık durabiliriz ama susuz duramayız maalesef. Evet, su bize evet. en çok tutan şey. Şimdi ben su içmek çok faydalı. Su çok tüketen var, az tüketen var. Bir gün içinde hiç su içmeyenler var. Biraz su içmenin ben altın kurallarından ve su için mutlaka 2 litre su için deniyor. 2 litre, evet, 2,5 evet, litre su evet. için deniyor. Bunun kişiden kişiye, yaşa göre, çocuk, erişkin, yaşlı, hastalıklara göre değişen bir kuralı var mı ve nasıl suyu tüketmeliyiz? Ilık, sıcak, soğuk, evet, genel evet. suyla girmek isterim. Ben bu sorunuza bir artı cümleyle Buyurun. Başlamak istiyorum. Çoğu zaman Ramazan öncesi hem medya hem de birçok yazılı basın Ramazan'da nasıl besleneceğiz diye sorarlar. Ben buna çok fazla cevap vermek istemiyorum. Çünkü Ramazan aç kalmak ve açlığa karşı da acaba ne yersem ben bunu başarırım, aç kalırım değil. Ramazan bir beslenmenin, sabrın, ölçülü yemenin en güzel süreci. Dolayısıyla ben Ramazan'da nasıl susuz kalırım? Hayır, organizma sizi 17 Susamam, saat tok kalırım. İdare edecek kadar su rezervlerine sahip. Veya organizma yediğiniz yiyeceklerden de metabolik su dediğimiz bir miktar suyu elde ediyor. Dolayısıyla bir 17 saat için problem yok ama bir 6 gün, 9 gün için çok büyük problem var. O nedenle günlük periyodik olarak organizmada bir su alımı ve bir su atımı vücuttan olduğu için bu dengeyi hep aynı noktada tutmakta fayda biz var. Biz oruç süresince o rezervi kullanarak aslında tabii, gayet tabii, rahat bu süreci tabii. atlatabiliriz normal evet. şartlar altında. Yani Ramazan'da ne yersem efendim açlıkla baş ederim. Ne yersen ye. Hatta arada sahura da kalkmayabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla Ramazan'ın felsefesi ve Ramazan'ın ruhu, evet bu bir aylık süre içerisinde ölçülü yemek, beslenmenin ne denli gıda değeri olduğunu anlamak. Ve bu arada da tabii suyu da arada susuyarak birçok kez önümüzdeki 10 yıllarda dünya susuzluk yaşayacağı için şu suyun değerini bir daha anlamak. Ben böyle yorumluyorum bir. İkinci ve önemli konu önümüzdeki 100 yıl içerisinde dünyada maalesef kuraklık beklenen bir sonuç olacak. Özellikle Almanya'daki iklim değişikliği araştırmalarını yapan bir kuruluş bunun 100 yıl sonra çok büyük sıkıntı yaratacağını ifade ediyor. Ve baktığınız zaman dünyanın iklim kriterlerine dünya şu anda 2.7 santigrat derece bir artı ısıyla ısınmaya başladı. Sıcaklar daha artıyor, buzullar eriyor ve su kaynakları azalmaya da başladı. Özellikle biz insanoğlunun günde kişi başına ne kadar su tükettiğine baktığımızda metreküp olarak kişi başına günde 1200 metreküp su kullanılıyor Asuman Hanım. Ama susuzluk dendiğinde de bunun 500 metreküp ve altına düşeceği de ifade ediliyor. Yani susuzluk dendiği zaman kullanılan su miktarı azalacak ve sıkıntı da o zaman başlayacak. Ve belki de beni bir beslenmeci olarak en fazla etkileyen konu Akdeniz Havzası'nın bundan çok fazla etkileneceği. İçinde yaşadığımız Marmara bölgesi özellikle su havzaları açısından fakir bir bölge. Denizlere bakmayınız. Genel su havzası olarak kuraklığa en yakın bölgelerden biri. O nedenle suyu gerçekten bu insanoğlunun artık çok ekonomik kullanması lazım. Dünyada hiçbir şeyi, hiçbir ürünü, bu su olur, et olur, sınırsız kaynak kullanamazsınız. Hı hı. Bunu insanoğlunun artık anlaması lazım. Su deyince biraz önce ifade ettiğiniz gibi günlük 2-2,5 litre suya ihtiyacımız var. Nasıl bir saksıdaki çiçeği suladıkça Hı-hı. yeşerir, Hı-hı. büyür, ömrünü idame ettirirse biz de insanoğlu olarak bunsuz yapamayız. Ve susuz yaşam dendiğinde Allah esirgesin
6 gün hatta en fazla 7-8 günden daha fazla yaşamak mümkün değil. Ha yaşar insanoğlu da bu arada organlar çok büyük zarar görür. Yani susuzluktan dolayı insanlar organları hasar gördüğü için hayatlarını kaybeder. Bir kere form dediğimiz, formda kalmak istiyorsak, organlarımız hasar görmüyorsa biz su içmeyi unutmamalıyız. Bileceğiz. Unutan çok insan var çevremizde. Ben bu yüzden suyun üzerinde biraz durmamız gerektiğini düşündüm. Suyla başlamış olduk. Çok doğru, çok doğru. Hocam şimdi arkadaşlarım yayını hazırladığımı bilmiyorum. Aslında biz biraz bugün beslenme piramidinden konuşacağız. Bir beslenme piramidi var. Bunu okullarda, derslerde aslında gördük. Her erişkin, her yaştan kişi beslenme piramidini az çok hatırlayacaktır. Yayına hazır mı arkadaşlar beslenme piramidi? Piramit. Girmeden bir konuda daha bir ek bilgi vermek istiyorum. Suyla ilgili günümüzde gene çok tartışma var. Bazen ben de televizyon kanallarında izliyorum. Bir konuşmacıya soruyorlar işte su mu tüketelim, çay falan bunun yerinde tutar mı? Suyu tüketelim ama bir ıhlamur, bir bizim siyah çayımız. Bunu çok fazla tüketiyorsanız oradan aldığınız suyu da bunun içerisine ilave edelim. Tabii, bakın kahve demiyorum. 500. Evet kahve kafeini yüksek bir içecek ama çay şu bizim Türk toplumunun siyah çayı var ya Karadeniz'den yetişip demlediğimiz her gün ondan 8-10 bardak içen insanların susuzluğunu giderdiğini de onlarla tekrar paylaşalım. Çay çok değerli. Ondan aldığımız su da su ihtiyacımızı karşılar. Az şekerli, arada içine sıcak havalarda bir dilim limon atarsak orada da su ihtiyacımızı karşılarız. Burada sizin vasıtanızda bir algıyı düzeltelim, değiştirelim. Su sadece su içilirse organizma için yararlıdır değil. Su artı diğer içeceklerin, bir limonatanın, bir çayın, bir meyveden aldığın suyun da burada aynı işi gördüğünü sizinle paylaşalım. Tamam. Hocam teşekkür ediyoruz. Su girişimizi yapmış olduk. Şimdi beslenme piramidine geleceğim ben. Arkadaşlarım yayına verecekler. Şimdi bizim yıllardır baktığımız bir beslenme piramidi vardı. O son yıllarda değişti. Şimdi ekranda bir piramidimiz var. İzleyicilerimiz görüyor. Ben de bakabilirim değil mi? Şimdi hocam beslenme piramidi bundan yıllar önce hazırlanan beslenme piramidi değil mi hocam? Evet, kaç yıl önceki beslenme piramidimiz şimdi bu? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Beslenme piramitleri neden ihtiyaç hasıl oldu da yapıldı diye sorarsanız dünyadaki bugün 7 milyar insanın o dönemlerde de gene insan sayısı herhalde 5 milyar civarındaydı. O dönemde insanların sağlıklı yaşaması için beslenme önerilerinin yapılması gerektiği ortaya çıktı ve şöyle bir o dönemki fizik ve insanların yaşam kalitelerine uygun öneriler. Bakınız bundan 10 yıl önceki 20 yıl önceki piramitte en altta karbonhidratlar var. Evet. Ekmek sizin doğru bir şekil sundunuz buraya. Çoğu zaman bu kadar net ve doğruyu da yakalayamıyorlar. Burada sunduğunuz tahıl grubu o dönemlerde bundan 30-40 yıl 50 yıl önce İnsanların daha fazla enerjiye gereksinimleri olduğu için enerji çok önemli. Eğer organizmaya enerji almazsanız organizma ne protein, ne doku, ne kas hiçbir şey yapmaz. Büyümezsiniz, gelişmezsiniz çocuksanız. Sporcuysanız spor yapamazsınız. Eğer yaşlı bile olsanız enerji gereksinimi için buna ihtiyaç çok daha fazla idi. Onun üstünde bakınız sağda solda meyve ve sebzeleri görüyorsunuz. Doğrudur. Daha sonra süt ve ürünleri bir tarafta öbür tarafta hayvansal protein kaynakları var idi. Ama gerçekten şartlar Asuman Hanım yaşam şartları değişti. Şimdi neler var? Herkesin olmasa da bol miktarda araç var. Toplu taşımacılık var. Asansörler var. Yürüyen merdivenler var. Online internet üstünden alışveriş var. İşte o en altta gördüğünüz piramitteki enerji gereksinimi artık değişti. Çok azaldı. Beslenme piramidi de artık değişti. Eğer bu değişmez ise sizin yaşamınızda da bu tahıl grubu taban arsanın temeli değişmez ise işte obezite dediğimiz sorun da giderek artmaya beslenme başladı. Beslenme önerileri artık bizim yaşam şeklimize göre değişmiş oldu ve beslenme piramidi de şartlar değişti ve beslenme piramidine de yansıdı. Beslenme piramidi değişti.
artık beslenme piramidinin en altında biz farklı şeyler görüyoruz. Evet, ister... Arkadaşlarım hazırsa yayına peki, onları da peki. verirler birazdan. Buradaki enerjinin, yani bir eski piramitte gördüğünüz o enerji çok önemliydi. Tekrar vurguluyorum. Yani bir insan evinden çıkıp pazara gitmek için belediyenin toplu taşıma aracını kullanmıyordu. Evinden yürüyordu. Sepetini, filesini dolduruyordu. Onu taşımak için enerjiye evet. ihtiyaç vardı. Bugün hiç öyle değil. Evet, bugün çok güzel bir piramit örneği bana gösteriyorsunuz. Hatta onun çok altını görebilirsek. Şimdi verecekler ekranda. Kilo kontrolü ve günlük egzersizler bizim şimdi, piramidimizin en altına oluştu değişti. Artık. Yani evet. Gıda grubu varken artı aktivite. Şimdi orada yeni piramitte bir çift sağda solda spor ayakkabı görüyorsunuz. Tabii bu spor ayakkabı satışı için değil, yanlış anlaşılmasın, ama fizik aktiviteye insanları yüreklendirmek, bu düşünceyi onlara iletebilmek adına spor pabuç örneğini koydular. Hareket edin mesajını Hı. veriyorlar. Onun orta yerinde bir terazi vardır. Kilonuzu kontrol edin diyorlar. İnanın çok güzel bir söylem ve çok güzel bir işaretleme yöntemi. İnsanlar artık 21. yüzyıl değişti. Fizik aktivite olmazsa olmaz, her gün olmasa da haftada bir kere olsun insanlar evinde, dışarıda, sokakta bir yerde kilolarını kontrol etsinler. Bu mesaj güzel. Ondan sonra bakın bir şey daha değişti. Eskiden tamamen bu piramidin tabanında yer alan karbonhidratlar azaldı ve şurada gördüğünüz gibi tahıl ürünleri yarıda, ama gene enerjiden vazgeçmiyoruz. Hani bugün bazı söylemler var ya, ekmek, pirinç, makarna tüketmeyin. Hayır, bu söylemleri düzeltmemiz lazım. Buradaki tüketimleri azaltalım ama kesme şansımız yok. Ama düzeltelim. Nerede düzeltelim? Beyaz pirinci kullanmak yerine belki kepekli olanını tercih edelim. Veya makarnaları çok pişirmeyelim. Daha yarı pişmiş olsun. Daha az enerji elde edelim. Ve çok sıklıkla tüketmeyelim mesajını veriyor. Bu arada yağlarla ilgili bazı öneriler var. Bakınız, piramit gittikçe daralıyor. Burada size dilediğiniz kadar yağ tüketin mesajını vermiyor bu. Burada ne diyor? Zeytinyağı, sıvı yağlar, her türlü yağ, ayçiçeği, mısır özü, fındık yağı, zeytinyağı veya tereyağı, ne olursa olsun gene ölçülendiriyor ve çeşitlendiriyor. Sonraki basamağımızda daha şu anda izleyicilerimiz piramidi görüyor çıkıyorsunuz. Ama sebze ve meyve eşit evet, olarak dağılmış evet, durumda. Evet, ikiye bölünmüş, ama ben bir beslenmeci olarak burada sebzenin daha fazla, meyvanın biraz daha az olduğunu vurgulamak isterim. Onu da şu nedenle vurgularım. Sebzeler günde en az 5 porsiyon diyoruz. Hı-hı. Bakın 5 demek çok gibi kulağınıza gelebilir. Ama bir domates bir porsiyondur. Sabah, öğle, akşam bir domates yıkayıp tabağınızın kenarına koyduğunuzda 3 porsiyon sebze almış olursunuz. Buna bir de evde pişen sebze yemeğini koyduğunuzda 5 porsiyon olur. Bunun sebebi ne? Bugün hastalıklarla ilgili birçok antioksidanlar, lifler, klorofil, posa, her şey sebzelerin içerisinde mevcut. Bunu meyve. Unutmayalım. Hı hı. Sonra bu tarafa meyveyle geçtik. Meyveyi da günde 3-4 porsiyon, çocuksa 2-3 porsiyon tüketmek zorundayız. Çünkü meyvelerde de bioflavonoid dediğimiz veya bioaktif bileşenler, inanılmaz zenginlik var. Meyvelerde bilemediğimiz 15 binin sadece 300 etken maddesini biliyoruz. Bu nedenle de bilemediğimiz birçok vitamin, mineral içinde meyveyi hocam, öneriyoruz. Daha sonra kabuklu kuru yemişlere i̇şte gelmişiz. İşte çıktık. Bakınız. Yeni bir şey. Beslenme evet. piramidinde daha önce bu yoktu. Kabuklu kuru yemişler artık şimdi sanıyorum. Ona kabuklu kuru yemiş demiyoruz da Asuman Hanımcığım. Sert kabuklu meyveler. Sert kabuklu şimdi meyveler. Şimdi ceviz meyve olur mu? Evet. Sert kabuklu meyve. Sert kabuklu meyve. Ama burada bu beslenme piramidini yorumlarken o toplumların ve ailelerin ekonomik durumunu da dikkate almamız lazım. Bugün bir cevizin kilosu 60, 70, 80, 100 liraya çıkıyor. Dolayısıyla aman bu şarttır, bunu tüketin gibi bir algı yok. Ama bunu da insanlar unutmasın. Yani günde 2-3 ceviz, 10-15 fındık. Yani Karadeniz'de fındık çok fazla. Her evde girdiğinizde size ikram edilir.
neden tüketilmesin sorusuna bir cevaptır. Çünkü bunların içerisindeki yağ asitleri ve lifler, bunun içerisindeki biyoaktif bileşenler de çok zengin. Daha sonra yukarıya çıktınız, balık, tavuk, bakınız yumurta. Balık ve tavuk. Bugün bir söylemle bunun ters düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Hiç sınırsız bir tüketim yok. Ne diyor size? Günlük olarak piramit daralırken, daralmaya başladığı noktada tavuk veya balık veyası var bunun. İlle de bu olacak diye bir şey yok. Ama az da olsa hiç olmazsa tüketilmesi önerisi var. Biraz daha yukarıya çıkın, süt ve ürünleri. Bu bizim Anadolu için çok önemli bir konu. Biliyor musunuz dünyadaki süt, yoğurt, kefirin ana kaynağı Orta Asya'dan göçen Türkler. Bugün kefir dediğimiz, probiyotik dediğimiz en önemli besin ögesinin çıkış noktası Türklerin bu sütten elde ettiği yoğurdu keşfetmesi, kefiri keşfetmesi. Bakın orada da her gün bundan bir iki porsiyon mutlaka tüketilmesi gerekir. Bu piramidin içerisinde gebe emzikli kadınları falan hiç söylemiyoruz. Bu genel bir algı. En üstüne çıktığınız zaman orada ne görüyorsunuz? Bir tarafta diyor ki tereyağı. Evet. En az tüketilmesi gereken. Evet, en az gereken. Tüketim ve makarna, patates, kolalı içeceklerde gene en az onu tüketilmesi gereken. Onu şöyle diyelim, gazlı içecekler gazlı diyelim. Içecekler. Ben Türk toplumunun gazlı içecekler konusunda Batı toplumlarının çok gerisinde Allah'tan çok az tükettiğini biliyorum. Bunu bilimsel araştırmalarımızla ve beslenme alışkanlıklarıyla saptadık. Türk toplumu bu konuda son derece söylemlerin dışında kontrolsüzce asla böyle bir şey tüketmiyor. Türk toplumunun birinci derecede içtiği siyah çay. Siyah ben çay. Bundan çok mutluyum. Hocam şunu diyeceğim o zaman. Siyah beslenme piramidini tamamladık. İzleyicilerimiz beslenme ama, piramidini internette şu anda görüntüyü veremiyoruz hocam. Galiba izleyicilerimiz göremedi beslenme piramidini. Şöyle diyelim. İnternete girip beslenme piramidini meraklıları girebilirler. 2013 Harvard'ı bulsunlar. 2013 Harvard'da aslında şu andaki ideal beslenme piramidini görebilirler. Evet. Yani eski piramide de girerek farkı görebilirler. Yani biz bugün sizinle bunu sunduğumuzda bizi dinleyenlerle şunu paylaşalım. Artık fizik aktivite, hareket ve haftada bir kilo kontrolü olmazsa olmazımız. Bir başka şeyi paylaşalım. En üstte tereyağını görüyorsunuz. Evet. Bugünkü söylemlerde tereyağı her derde deva değil. Harvard bunu en tepeye attığına göre dikkat diyor, dikkat kalbini damarını koy. Yani en tepedeki şey en az tüketilmesi gereken şey. Öyle. Onu nasıl söyleyelim, daraldıkça o ifade piramit. Ettiniz. Türk toplumu bu konuda dikkatli, farkında olmadan dikkatli. İyi ki çayını biliyor, Türk kahvesini tüketiyor. Ama işte bu belki de bizi dinleyenler için bugün ya ben evde az tereyağı tüketiyordum, bir takım söylemler var, çok mu tüketmeliyim şüphelerine çok cevaptır. Evet. Siz az tüketmeye devam edin. Aynı şey edin. Et için de geçerli. Etin tüketimi de çok bazı beslenme konusunda konuşan hekimlerimiz diyelim tarafından çok da çok kişi konuşuyor. Teşvik ediliyor. Evet, evet. Et de şimdi bunlar sosyal de şeyler aslında. Yani kişinin ekonomik durumuna göre de değişen şeyler. Evet, yani evet, illa evet. Tüketilecek diye bir şey yok. Herkes tüketemiyor. Beslenmenin bu anlamda biraz sosyal durumla da ilgisi var galiba. Beslenme bir toplumdaki sosyal hadiseleri, patlamaları bir düğmeye basmış gibi hızlandırabilir. Yine beslenme toplumun sosyal yapısını eğer onlara bir takım ihtiyaçlarını sunarsanız da her zaman huzur içinde yaşamasını sağlayacak çok önemli bir nesnedir. Evet. Çok önemli bir kaynaktır. Eğer bir yerde insanların bir sosyal patlama yaşadığına dikkati çekerse bir medya veya bir oradaki herhangi bir otorite, bilin ki orada insanlar bir takım besinlere, kaynaklara ulaşamadıkları için sıkıntılar olur. Bir takım olumsuz toplumda huzursuzluklar olur. Hocam tam beslenme da akademisyen gibi aslında konuşuyorsunuz. Şimdi biz üniversitede hoca dedik. Geniş bir perspektiften bakıyoruz ama aslında ben beslenmeye hem iyi bir, yani evet. Ben gerçekten bir önce diyetisyenim. Hı hı. Toplum beslenmecisiyim. Toplumu çok seviyorum. Onlarla on yıllarca evlerine, her türlü yerleşim yerlerine giderek beslenmeyi öğrendim. Onlardan çok şey öğrendim. Türkiye beslenme araştırmalarında yer aldım. Ve vizyon
tabii dünyayı ve ülkenizi tanımaktan geçiyor Asuman Hanım. Dolayısıyla ikisini bir araya koyduğunuzda sizin güzel sorularınızla da benim bilgilerim ruh kazanıyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi hızlı hızlı biraz ilerleyelim istedim. Bazı konularda merak edilenler var. Biz su yeterince tüketmiyorsak bile gün içinde çaydan aldığımız ya da bitki çaylarından aldığımız sıvı bunun yerine geçer dedik. Ama şunu sormak istiyorum. Çay çok daha fazla, yeşil çayı çok öneriliyordu. Şimdi siyah çayın da gerçekten çok faydalı olduğu söylenmeye başladı. Ama şu da var, çayın besin emilimini engelleyip engellemediği konusunda da bazı soru işaretleri var. Demir eksikliği yapıyor mu? Ne diyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Şimdi bitki çayları derken Türk toplumu çok fazla bitki çayı kullanmıyor. En fazla kullandığı siyah çay, ıhlamur. Bir miktar bölgesinde varsa ada çayını yapıyor. Onun dışında biz batı toplumları gibi her bir bitkiyi bir yere koyalım da içelim gibi bir alışkanlığımız yok. Ancak burada bir uyarı yapmak istiyorum. Buyurun. Her duyduklarını da çay olup demlemeye kalkmasınlar, organizmaya zarar verebilir. O nedenle bizim gerçekten siyah çay, ıhlamuru bir köşeye koyalım. Siyah çay on yıllardır beslenme uzmanları ve diyetisyenler söyler. Çay bazı dertlere de devadır. Örneğin ishalde, Kayseri yöresinde, Doğu Anadolu'da yıllar önce çocukluk çağı ishallerinde ve yaz ishallerinde çayla özellikle çok ishaller kontrol edilmiştir. Hı hı. Çay aynı zamanda biyoaktif bileşenleri çok olduğu için organizmaya yararlı. Ama burada evet dediğiniz çok doğru bir şey var. Çayın içerisindeki tein maddesi organizma yani vücudumuzda demiri bağlar ve emilimini engeller. Bunu bertaraf edebilmek için İçildiği kahvaltıyla çay içerken peynir yiyorum. Ekmek, zeytin. Burada bir demir olmadığı için demir kaynağı bir şey olmaz. Ama bir menemen yaptınız, yanında çay var. Menemenin içindeki yumurtanın demirini engelleyebilir. O nedenle menemeni yiyin, yarım saat sonra çayınızı için. Yemekten sonra da o zaman yemek sırasında çay içmek bu anlamda doğru değil. Genelde demir aldığımız için. Demir kaynaklarıyla bir arada olursa. Yoksa bir sebze yemeğinin yanında çay içilmiş problem değil. Demir kaynağı aldım hocam. Demir derken neyi kastediyorum? Et grubunu kastediyorum, yumurtayı kastediyorum. Bu çok önemli iki kaynak. Bunların yanında da biraz dikkatli olmak yeter de artar. Yani şu mesela demir aldık yemekte, et ve dediğiniz gibi yumurta aldık. Çayı yanında içmedik ama çayı mesela yemeğimizi bitirdikten sonra ne kadar süre? Yarım saat sonra falan içmek. Yarım saati geçmesi lazım. Geçmek daha iyi ki eminim. Yarım saatten sonra o demire hiçbir şey olmaz. Hiç. Korkmayın. O zaman genelde doğru alışkanlıklar yapılıyor herhalde. Yemek bitiyor, çay demleniyor. O süreç zaten ama çok devam ediyor. Bir şey, çok keyifli, çok keyifli bir şey. Ben keyiften vazgeçemiyoruz. Çok yoğun bir çay tutkunu olduğum için çay dendiğinde çaya her türlü iyiliği ve güzelliği söylemek istiyorum. Hocam son 4 dakikama girdim. Zaman çok çabuk ilerledi. Biraz beslenme piramidini anlatmış olduk. Aslında iyi de oldu ama şimdi ben merak edilen bir konuyu da sormak istiyorum. Probiyotik, prebiyotik konusu. Evet. Bunlar faydalı mikroplar aslında vücudumuzda. Çok doğru. Ve biz bunları biraz endüstriyel beslenmeyle sanıyorum biz bunları biraz almayı alıyoruz. İhmal ediyor muyuz? Hayır, böyle söylemler var, onu da değinelim. Söylemlere bakmayın. Probiyotikler önce anne sütünde mevcut. Bebek neden büyüyor? Neden hastalıklardan korunuyor? Çünkü anne sütünde bu doğal olarak var. Beslenmede nerede var? Yoğurtta var. Yoğurtta bir tane var. Ama kefir dediğimiz zaman daha fazla var. Probiyotiklerin şu özelliği var. Sizi bağırsak enfeksiyonlarından, ishallerden, kanserlerden koruyan, immün sistemi güçlendiren bakteri bunlar. Savunma sistemimizi. Evet, eğer siz fazlaca süt, yoğurt tüketmiyorsanız, beslenmeniz doğru değil, tek başına hayvansal kaynaklarla, et ve ürünleriyle çok fazla probiyotik tüketiyorsunuz, o zaman probiyotikleri dışarıdan destek olarak alacaksınız. Bu artık günümüzde bilinen bir konu. Destek olarak alacaksınız derken gıda takviyesi dediğimiz destekleri çıktı destekleri. Şimdi bunu bir hekime danışarak bu konuyu çok iyi otorite hekimler var. Elbette ki kullanabilirler. Ama burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı insanlarda gluten intoleransı dediğimiz mayalı ürünlere karşı da intolerans olabilir. Bunu bir hekime danışıp ondan sonra uygulamada fayda var. Eğer bir intoleransı varsa probiyotik hekim
tarafından belki de verilmeyebilir. Ama günümüzde kanserlerden korunmak, hastalıklardan korunmak, sağlıklı yaşamak, yaşlılığı ötelemek adına probiyotikler eğer alamıyorsanız bir beslenme analizi yaptırtın bir diyetisyene. Eksiğiniz varsa mutlaka hekim tavsiyesiyle kullanın. Hocam beslenmedeki bir diğer tartışmada son sorum olacak herhalde. Şeker, şimdi tatlandırıcı dediğimiz tükettiğimiz gıdalar evet, evet. var. Şimdi, enerji almamak adına. Enerji almamak adına, kilo almamak adına ve hani şeker hastaları için kullandığı bir şey. Şimdi bunun tüketilmesi bir takım hekimlerce, kimya uzmanlarınca diyeyim, kimyagerler de artık beslenmeyle ilgili biyokimya uzmanları bilgi veriyorlar bize ve bizi yönlendiriyorlar aslında. Asla tatlandırıcı kullanılmaması gerektiğini ya da çok az kullanılması gerektiğini evet. söylüyor. Bazı gıda otoriteleri de Amerika'da, Avrupa'da tatlandırıcının herhangi bir zararı olmadığını söyleniyor. Siz bir gene akademisyen beslenme uzmanı olarak ne diyorsunuz? Evet. Ne kadar kullanabiliriz? Şimdi burada günlük kullandığımız her şeyin tatlandırıcı adına söylüyorum. Amerika'daki FDA, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın onların bir kuruluş var. Onun izninin olması lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün izni olması lazım. Avrupa'da EFSA dediğimiz bir bağımsız gıda otoritesi var. Onun müsaadesinin olması lazım. Onlar olduktan sonra bunlar insan beslenmesinde hayata geçiyor. Hiçbir şey size herhangi bir biyokimya uzmanının bu zararlı demesiyle zarar vermiyor. Bu faydalı demesiyle de biz kullanmıyoruz. Biz dünyadaki birçok bilim çalışmaları ki bu çalışmalar 40 yıl 50 yıl sürüyor. 50 sene sonra önümüze gelen kanıtlarla kanıta dayalı bunları kullanıyoruz. Yoksa Funda Elmacıoğlu bunu söylediği için bildiğinden değil bilimsel çalışmalara bakıyoruz. 50 yıl bize bunu gösteriyor. Ve otoriteler diyor ki dünya otoriteleri bunları kullanabilirsiniz. Öyle kullanıyoruz. Onun için her söylenene kulak asmamak gerektiğini düşünüyorum. Yoksa biraz önce ifade ettiğiniz gibi herkes beslenme çok basit bir kelime gibi. Altında da herkes bir ilgi duyuyor. Ama bilimsel kanıtlar olmadıkça bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Ben de tatlandırıcıyı kullanırım. Fazla tadı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şekeri zararlarından bahsediyoruz. Şimdi şekeri çünkü. Ama şöyle çok söyleyeyim size. Evet. Şeker bir hastayı ameliyata hazırlarken ama bir operasyon esnasında sonrasında bir şeker hani serum diyorlar, dekstroz diyorlar. Niye veriyorlar Asuman Hanım? Demek stratejik bir ürün. Şekeri nerede, ne kadar, nasıl kullanacağınız çok önemli. Bu şeker bayramı içinde insanların şeker zararlı demek değil de onların mutluluk hormonunu arttıracağını düşünüyorum ve tatlı bir bayram geçirmelerini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Çikolata da çok severim. Çikolata özellikle az tüketiyorum. Orada da bitter öneriyorlar. Ne diyorsunuz çikolatada? Bitter doğrudur. Glisemik indeks dediğimiz kan şekerini yükseltme seviyesi çok daha kontrollüdür. Pahalı bir ürün. Kaliteli olursa oldukça pahalı ama ruh halimizi kontrol eden, bizi mutlu kılan şeylerden de miktarını azaltalım ama hiçbir şey bizim için dünyada yasak değil. Vazgeçmeye de gerek yok, zehir etmeye gerek yok aslında. Asla, ve hocam asla. Bir de yayın öncesi konuşuyorduk. Son olarak onu da sorayım, hızlıca cevabınızı alayım. Canımız ne isterse bazen canımız bir şey çeker. Bir beslenme uzmanı olarak bunu engellememiz gerektiğini de söylüyorsunuz herhalde. Yani çok tatlı çekiyor canımız, çok gazlı içecek çekiyor, et çekiyor, vücut ihtiyaç hissediyorsa herhalde alarm veriyor dürtüler. Değil mi? Benim burada söyleyeceğim çok net bir cümle var. Geçtiğimiz aylarda Sayın Tarım Bakanı'nın bir konferansta açılış konuşmasını dinlerken çok hoş bir cümle yakaladım. Sayın Bakan dedi ki ben her şeyden yerim ama az yerim dedi. Bence slogan bu olmalı. Her şeyden yiyin Asuman Hanım ama az yiyin, kontrolü elden bırakmayın. Beslenme tartışmalarında bir nebze biz burada ortaya sermiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Funda Elmacıoğlu Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Ben tekrar. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Sağlık Raporu yayınlarının tekrarını izlemek isterseniz tvnet.tv.tr adresinden programlar bölümünden yayınlarımızı görebilirsiniz. Sağlıkla kalın, tam iyilik halinde kalın. Hoşça kalın.